Gaziantep Şehir Hastanemizde yaklaşık 2 ay önce obezite merkezi ve obezite cerrahi merkezi faaliyete geçmiş bulunmakta. Bu merkez bakanlığımızın Mayıs 2023 tarihinde çıkarttığı yönetmeliklere tam uygun olarak açıldı ve obezite hastalarının multidisipliner bir şekilde tedavilerinin yapılmasını sağlayacak bir merkez haline geldi. Obezite hastalığı yandaş hastalıklarıyla beraber çok ciddi bir sağlık sorunu bütün ülkemizde ve dünyada. Global olarak düşünüldüğünde de sağlık harcamalarını da tüm dünyada fazlasıyla arttırmakta. Obezite merkezimizde planladığımız en büyük etken hem hastalarımızın yandaş hastalıklarından kurtulması ve bunun yanında obezite dertlerinden arınması. Onun dışında da hem sağlık harcamalarının minimuma indirilmesini sağlamak, bir nevi koruyucu hekimliğin bir ayağını burada faaliyete geçirmek amaçlandı. Bilinçli bir şekilde bir merkez tarafından takip edilmiş olacak tanıları ve tedavileri multidisipliner bir şekilde irdelenip onların planlamaları yapılacak. Obezite tedavisiyle ilişkin tıp literatüründe en son güncel verilerde ne varsa o bilgiler ışığında obezite ve yandaş hastalıkları tedavi edilmeye çalışacak. Cerrahi dışı yöntemler ile tedavisi mümkün olmayan hastalar da obezite cerrahi merkezimize yönlendirilerek uygun endikasyonda ve yine bir konsey kararı alınarak burada ücretsiz bir şekilde obezite cerrahisini uygulama fırsatımız olacak. Potansiyelimiz çok yüksek, hem bölge nedeniyle hem de hastanemiz kapasitesi nedeniyle. Bu sayıların biz gün geçtikçe, haftalar geçtikçe daha da artacağını, obeziteyle mücadelede en etkin merkezlerden biri haline geleceğimizi ümit ediyorum. Yani kamu hastaneleri dışında almaya çalıştıkları tedaviler, bu diyet olsun, yaşam tarzı değişikliği olsun ya da cerrahi olsun, günümüz şartlarında çok yüksek maliyetlerle karşılaşabiliyor hastalarımız. Devletimiz bu imkanı tamamen ücretsiz bir şekilde hem ilimize hem de bölge halkına hem de ülke dışına ücretsiz bir şekilde sağlamak için merkezi buraya kurdu. Aslında obezite merkezini yeni açtık. Yeni açtıktan sonra da ilk grup hastalarımız sizsiniz. Hepinizin bildiği üzere Gaziantep, Türkiye'deki obezitelerin yanı sıra, yoğun obezitenin görülmesinin yanı sıra Gaziantep'te birazcık daha diğer merkezlere göre obezite daha belirgin olarak gözükmekte. Bunu da doğal olarak şehrimizde yöresel olarak bir gastronomi şehri olduğumuz için özellikle de gerek yemek kültürümüzde gerek tatlı kültürümüzde yoğun bir kalori tüketimi olmakta. Özellikle yöresel yemeklerimizin çok çeşitlilik ve lezzet oranının artışından dolayı her zaman gastronomi açısından Gaziantep bir ilgi ve odak merkezi haline gelmiştir. Sadece yemek kültürleri için, gastronomi için şehrimize turlar düzenlendiğini düşündüğümüzde obezitenin de doğal olarak kendi halkımızda, kendi bölgemizde yüksek görülmesi bununla da ilişkili olabilmektedir. En basitinden bir örnek verecek olabilirsem, her tarafta bir çorba olarak değerlendirilen basit bir normal bir yemeğimiz bizde ana yemeklerden olup hiçbir kalori olarak hesaplanmamakta. Sadece tatlılarımızı düşünecek olursak, bir adet, bir dilim belki şehrimizin bir markası olan baklava sadece kendi başına bir öğünün kalorisi oranında karşılanmakta. Ama bunu insanımız olarak, kendimiz olarak, biz de bir toplumda yaşayan bir birey olarak baktığımızda bunu bir kalori hesabı olarak bile yapmamaktayız. Ve doğal olarak da bu bir obezitede yüksek kalori alımında göz ardı edilen bir durum olarak ortaya çıkmaktadır ve bunların sonucu da neticesi de hepsi bize fazla kilolar, daha sonra verilemeyen kilolar ve ardından da obezite olarak karşımızda ikincil hastalıklar ortaya çıkması için büyük bir realite, büyük bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Ana yemek olarak etli ve yağlı, daha doğrusu kalorisi yüksek yemekler olarak görülmekte. Bunun yanında halbuki temel sağlıklı besin olarak önerdiğimiz salata, dengeli bir tabakta olması gereken salata gibi yoğurt ürünleri, süt ürünleri halbuki bir aparatif bir yiyecek, atıştırmalık bir yiyecek olarak gözükmekte. Tabii de bunların hepsi de doğal olarak yüksek kalori ve doğal olarak da kilo olarak hepimizde bir sorun olarak ortaya çıkmakta. Ben hastalarımla da danışan arkadaş hastalarımızla da hep şunu konuşmaktayım. Bazen 3 ay vermek için uğraştığınız 2 kiloyu Antep gibi bir yerde
Gaziantep gibi bir yerde bir günde veya iki günde o 1 kilo 2 kiloyu rahatlıkla alabileceğinizi söylemekteyim. Çünkü vermek için günlerce aç kalmak gerekirken almak için 2 günde sağlam birkaç öğün Antep gibi bir gastronomi şehrinde yeterli olabilmektedir. Bir de ben şeyle soracakken alalım isterseniz. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle gelmiştim. Duydum buranın açıldığını. 2 aydan beri de hastasıyım. Güzel bir ekip bizi karşıladı. Güler yüzlü. Her şekilde ilgileniyorlar. Gülten hemşire koordinatörümüz. O bize her konuda yardımcı oluyor. 2 aydan beri birlikte güzel bir yol kat ettik. Hep beraber devam ediyoruz. Bakalım artık sonunu. Diyetisyen, fizyoterapi ve psikologlarla görüştük. Tahlillerimiz, her şeyimiz gayet güzel bir şekilde takip ediliyor. İnşallah böyle devam eder. Çok iyi vermişsiniz. Bir hafta için 3 kilo çok...